Saç ekimi yapılacak olan bölgenin tamamen saçtan arınmış olması gerekmiyor. Sıklaştırma işlemi şeklinde de saç ekimi yapılabilir. Saçların incelmeye başladığı dönem erkeklerde 18'li, 19'lu yaşlarda başlayabilir, 20, 25'li yaşlarda başlayabilir. Bundan sonra saçlarda bir minyatürleşme meydana gelir. Bu minyatürleşme ile yavaş yavaş saçlar küçülür, küçülür ve yok olur. Adeta ayva tüyü haline gelir. İşte bu dönemde saçların hepsi minyatürleşmiş olabilir. Aralarda normal uzayan saçlar olabilir, cılız saçlar olabilir. Bunların arasına girilip saç ekimi yapmak mümkün. Yani seyrek gibi görünen saçların arasına ekim yapmak, bunları sık hale getirmek mümkündür. Hastalarımızın merak ettiği konulardan bir tanesi de kendi orijinal saç köklerine acaba bu ameliyat sırasında zarar gelir mi gelmez mi, bunu merak ederler. Hayır, saç ekimi yapılırken kişinin kendi orijinal saç köklerine zarar gelmez, korunur. Ekim sırasında kanal açılırken bunlara zarar verilmemesi önemlidir. Bu da tabii tecrübeyle ilgili bir şey. Ekibim ve doktorun tecrübesiyle alakalı bir şeydir.